Ehline merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle benim videolarımı beğenmeyin, abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlere bugün çok güzel bir hikaye anlatacağım. Ben çok bayılıyorum. Şimdi arkadaşlar, gözlüğüm de buğulandı bu arada. Kırmızı bahçeli kızın hikayesini anlatacağım sizlere. Ve şimdi görsel olarak, üç boyutlu görsel olarak anlatacağım. Kırmızı bahçeli kız, bu ahtapot mu? Ahtapottan korkan kırmızı bahçeli kız. Kırmızı bahçeli kız, babaannesine güzel meyvelerden hazırlamış, elmalardan sepetine koymuş, kırmızı bahçeli kafasına geçirmemiş, ormana doğru yola çıkmış. Ormana doğru yola çıkınca demiş ki, ben demiş ormanın içinden geçersem aslan gelir demiş, bana hua yapar, beni yutar yer demiş. Patika yolu tercih etmiş. Patika yollardan giderken tepesinin içindeki armutlardan bir iki tane çıkan tadına atmış demiş. Bir iki tane armut yedikten sonra öbür tarafa demiş, bu ne ya, ayva. Ayva yemeden demiş, hemen yoluma devam edeyim demiş. Balık, orman içinde balık görmüş ya. Orman içinde balık ne geziyor demiş. Balığı oradan almış, ormanda suyun içine atmış, dere geçiyormuş oradan bir tane. Ondan sonra yoluna devam ederken bakmış ki balon görmüş. Ya demiş, bu kabalık gibi olur bu balon demiş ya. Balonun burada ne işi var demiş, olmasın demiş ya. Ondan sonra arkadaşlar yoluna devam etmiş. Demiş, çok saçma, balon burada olmaz demiş. Ormanın patika yolunda ilerlerken babaannesine çok güzel hazırladığı sepetindeki meyveleri götürmek isterken Davut buradan ses çıkarmış, benim o konsantrasyonumu bozmaya çalışıyor. Sonra bir tane ağacın üstünde baykuş kurmuş. Baykuş kırmızı baykuşu görünce affedersin, midem bulandı. Baykuşu görünce kırmızı baykuşu demiş ki, merhaba baykuş kardeşim. Baykuş demiş ki, nereye gidiyorsun kırmızı bahçeli kız demiş. Demiş ki, babaanneme meyveleri götürüyorum, elmaları götürüyorum, armutları götürüyorum, domatesle gidiyorum, salatalıkları götürüyorum, her şeyi götürüyorum demiş. Ondan sonra baykuş demiş ki, tamam o zaman demiş, git yoluna demiş, ben uyuyorum, gündüzleri ben uyuyorum, aksan çıkarım demiş. Ondan sonra giderken bakmış ki balina, ya ne kadar saçma, ormanda balina mı olur ya? Demiş, ondan sonra balinayı da kenara atmış. Ama bakmış ki çok güzel böğürtlenler var burada, böğürtlen. Böğürtlenlerden de almış demiş, birkaç tanesini sepetime koymuş, babaanneme götürürüm bunları demiş, eline demiş, böğürtlenir, renkleri çıkmaz. Sonra bamya görmüş kenarda, bamya. Kırmızı bahçeli kız bamyayı çok sever. Hemen onlardan bir ayet daha toplamış, sepetinin bir kenarına koymuş. Babaanneme demiş, götürünce bunları pişiririm, sümüklü sümüklü yerim demiş. Öyle derdikmiş küçükken, ben yemezdim. Sümüklü olduğunu sanırdım. Ondan sonra bakmış ki bamyaların yanında bir tane kertenkele var. Kertenkele değil bu, bu kalem o. Ya demiş, kertenkele kardeş demiş, ne yapıyordun demiş. Bu kalemin demiş ki, ya kırmızı bahçeli kız, sen beni gene benim emmi oğluyla karıştırdın demiş ya. O benim emmi oğlu, ben bu kalem onum demiş. Tamam, bak kalemin abi demiş. Ya bak kalemin değil, bu kalemin demiş ya. Ondan sonra bu kremun demiş ki, ya demiş tamam şuradan demiş ceviz, bir iki tane ceviz vermiş bak çıkımızı bakmakla kıza, demiş ki bunları da getir babamdan da yansın demiş. Tamam demiş, almış oradan giderken bir bakmış ki bir tane ceylan var. Ceylanın peşine takılmış, yolunu kaybeder gibi olmuş, sonra demiş ki ya ben yolumu kaybedeceğim demiş. Tekrar patika yola çıkmış, devam etmiş, ceylan da oradan kaçmış gitmiş. Ondan sonra bakmış bir kenarda bir tane civciv var. Niye ötüyor mu? Ondan sonra civcivden iki tane almış. Mehmet Ağa gitti, beni dinliyormuş buna çok güzel. Civcivlerin de sepetine koymuş demiş, babaanneme gösteririm orada kavis yaparım. Onları çok severim, bulgur veririm, soğuzdan çıkartırım, topraktan yediririm onu demiş. Ondan sonra bakmış çiçeklerin üstüne başa başa gidiyormuş. Oradan bir tane çiçek başını kalmış, kırmızı başlıklı kız demiş, neden benim üstüme basıyorsun ya demiş. Kırmızı başlıklı demiş ki, çok özür dilerim çiçek kardeşim, seni görmedim demiş. Tabii görmezsin demiş, çünkü sen kırmızı güller peşinde koşuyorsun, beni nasıl göreceksin demiş. Kırmızı başlıklı ah yanım benim demiş, ay özür dileyim demiş, onun hemen boynunu düzeltmiş. Düzeltim derken boynunu kırmış, ölmüş. Çok yanık olmuş, buna sayfaklamayalım, iki ayağını kapaklı dolu. Oradan bakmış ki çok güzel çilekler var, patika yolda çileklerden de almış yemiş. Çileklerden neymiş, ağzı yüzü böyle, dudakları kıpkırmızı olmuş, elleri hep batmış böyle, çilek olmuş. Sonra bakmış çekirge var, çekirge de oradan çilek yemeye çalışıyor.
Çekirge çilekleri mi ya? Çilek yemeye çalışıyormuş kahvaltı çekirge. Çekirgeyi yapmış orada çekirge çilekleri demiş de ardemiz sana yardım edeyim demiş. Çileği yedim, çekirgenin önüne koydum. Çekirge demiş ki ben kendim yerim demiş. Gidişine demiş. Temmuz Ağacım sana ilk yapanda kahvaltı aldım demiş. Sonra bir tane çocuk görmüş ya. Ne çocuğu? Ormanda çocuğun ne işi var ya? Kapatın bunu. Sonra çiftçi demiş ya. Ormanda çiftçi de olmaz ki zaten. Çok takım olmalı ya. Sonra yapraklar, çay, pardon, çay. Oradan çayları görmüş. Ben de çay toplamış. Ne diyorum bilmiyorum. Çayları da toplamış oraya. Çay olsa da gitti. Çaylar demiş, babaanneme hediye götürürüm demiş artık. Orayı da uyduruyorum arkadaşlar. Sonra oradan patika yoldan giderken bakmış ki bir tane deve var orada, deve. Deve demiş ki, ya deve kardeş demiş, senin nereye eğri demiş. Deve demiş ki, nerem doğru ki demiş. Nerem doğru ki demiş. Deve bakmış ki deniz yıldızı görmüş, ormanda deniz yıldızı mı olur ya? Orman yıldızı olur. Orman yıldızını almış, götürdük denize atmış. Ormanda deniz yok ama yerler. Ondan sonra burada bir tane deniz kızı görmüş. Deniz kızının yanına gitmiş. Ormanda deniz kızı ne kadar ya? Orman kızı olur, o da kırmızı bakımlı kız olur ya. Bu hikaye nereye gidiyor bilmiyorum arkadaşlar. Sonunu çok merak ediyorum. Deniz kızına demiş ki, ya deniz kızı sen burada ne gidiyorsun demiş ya. Sen olsan orman kızı olursun demiş. Duyuyor musun halkım? Orman kızı olursun sen demiş. Deniz kızına demiş ki, sen hadi git demiş denize demiş ya. Sonra oradan devam etmiş, gitmiş patika yoldan kırmızı başlıklı sayfayı çevireyim hemen, çeviremiyorum hemen. Ondan sonra oradan bir tane eşek görmüş. Başlamış eşek sergisini izlemeye. Arkadaşım kimse. Arkadaşım eşek. Eşek de bunu kırmamak için kırmızı başlıklı kızı ona cevap vermiş. Demiş. Eşek taklidi yaptım. Doğaüstü güçlere sahibim. Oradan bir tane enginar bulmuş. Enginar da almış sepetine koymuş. Sepetini alıp gidiyor. Sonra bir takmış. Et. Et bulmuş. Et direkt doğada olur mu ya? Demek ki olur. Et ağacından et koparmış. Götürmüş babaannesine getirmek için almış. Sonra bakmış babaannesinin yerine yarmış uzaktan. Koca gitmiş ama arada biz kurtlara atlattık. Neyse, kurt da bu hikayede olmasın, babaannesinin evine gelmiş, kapıyı çalmış. İçeriden ses gelmemiş, kapıyı açmış, içeri mi girmiş, bakmış ki babaannesinin yatağında yatıyor. Babaanne yemiş, aslında babaannesi yemiş ki kapıyı yatağı. Kurtmuş, kocaman dişleri varmış, gözleri kocamanmış. Babaannesinin gözlüğünü takmış, üstüne de örtüsünü örtmüş, kıllı kıllı. Ondan sonra demiş ki, babaanne demiş, senin gibi gözlerin niye kocaman böyle, kocaman demiş. O demiş ki, seni demiş, daha iyi görmek için demiş. Ondan sonra demiş, babaanne demiş, senin demiş kulakların niye öyle kocaman demiş. Seni daha iyi duymak için demiş. Babaanneciğim demiş, senin demiş, dişlerin, ağzın niye bu kadar kocaman demiş, benim kafamdan bile büyük ya demiş. Ama da kurt da demiş ki, yavaş örtüyü çıkarmış böyle, üstünden açmış, yaklaşmış, seni daha iyi yiyebilmek için demiş. Vah demiş, kırmızı başlıklı kızı böyle, direkt böyle ağzını açmış, boydan yutmuş böyle. Elhamdülillah çok şükür demiş üstüne de. O sırada da oradan bir tane, hemen bakıyorum bulacağım. Az önceki gördüğümüz bir tane şey vardı arkadaşlar. Çiftçi. Oradan çiftçi gördüm. Ormancı değil bu, çiftçi. Çiftçi bu sesleri duymuş. Koşa gitmiş. Dışarıdan da sesler geliyor. Kim de onlar bilmiyorum. Koşa gitmiş. İçeri girmiş. Kurtu yakalamış. Karnını açmış. Babaannesini de kurtarmış. Babaannesini ne zaman yedi bilmiyorum. Babaannesini de kurtarmış. Kızı da kurtarmış. Kurtun içine taş doldurmuş. Bir sürü geri dikmiş. Kurtu kaldırmış. Şu ormanın içine atmış. Kurt da zaten ölmüştür karnını yardığı için. Onun için ben bu hikayeyi anlattıktan sonra Mehmet Ağa gibi yerlere yatmış, Davut yerlere yatmış. Bunlar uyuduklarını zannetmiş babaları, ben yani. Ondan sonra ben de uyumuşum, gitmişim uyumuşum. Evet, bugünkü hikayemiz bu kadar. Böyle saçma sapan bir kırmızı bahsettiğim bir hikayemiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet, Davut, evet bunlar gözlüklerim benim oğlum.
Arkana navin yamadı insanla beni dinledin. Kendini de çok 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 kocaman iyi bakın. Bir sonraki saçma sapan videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok çok iyi bakın.